Canım Penceresi'nden herkes saygılar, sevgiler. İkinci el alınır mı serimizin 10. otomobili Peugeot 407 ve serimizin sloganı her otomobil alınabilir. Önemli olan alınacak otomobilin durumu ve fiyatı. 407 ilk olarak sedan karoseriyle Aralık 2003'te Paris'te tanıtıldı. İlerleyen zamanlarda sedan ile birlikte station wagon ve bizce oldukça şık bir tasarıma sahip olan kupe versiyonla birlikte Avrupa'da satışa sunuldu. 2005 yılında ülkemiz yollarında görülmeye başladığında ise Selefi 406'dan sonra tasarımları oldukça beğenildi. 407, 2004-2011 yılları arasında Fransa ve Marsilya'da montajlanmıştır ve dünya çapında yaklaşık 860 bin adet satmış bir otomobildir. 1.6 litre 109 beygirden 3 litre V6 silindirli 211 beygire temelde 7 farklı motor kullanılan modelin 1.8, 2.2, 2.7 ve 3 litre hacimli motorları ülkemizde nadir olarak bulunmaktadır. Ülkemizde 2 litre 136 beygir güç verebilen dizel ve benzinli motorlar bulunsa da piyasada en yaygın olarak karşılaşılan motor seçeneği 109 beygir ve 260 Nm tork gücü üretebilen 1.6 litrelik dizel motordur. 2 litrelik motorların teknik verilerine kısaca değinip sonrasında 1.6 litre sedan versiyonlarının üzerinde duracağız. 2 litrelik motorların her ikisi de 136 beygir gücünde. Benzinli motor 190, dizel motor ise 320 Nm tork gücü üretebiliyor. Benzinli versiyonun 0-100 hızlanması 10.3 saniye iken dizel versiyonda bu süre 10.4 saniye ve benzinli model 212 km hıza ulaşabiliyorken dizel motorlu model 208 km hıza çıkabiliyor. Benzinli motor şehir içerisinde 11.4 litre yakıt tüketirken dizel motor şehir içerisinde 7.3 litre yakıt tüketiyor. Yaygın olan 1.6 litre dizel motorlara değinecek olursak bu motorlu modellerin 0-100'ü 13.1 saniye gibi uzun bir süre ve 192 km hıza ulaşabiliyorlar. Ayrıca şehir içerisinde 7.1 litrelik yakıt tüketimleri var. 407'lerin tüm benzinli motorları çok nokta enjeksiyonlu, dizel motorlarının tamamı ise common rail doğrudan enjeksiyonludur. Modelde 5 ileri düz vites yaygın olmakla birlikte 2 litre ve üzeri motorlarında 6 ileri manuel şanzımanda kullanılmaktadır. Otomatik şanzımanlarında robotize şanzımanlı modeli az bulunurken ağırlık tork konvektörlü şanzımanlardadır. Sedan versiyonların boş ağırlıkları 1440 kg, yakıt kapasiteleri 66, bagaj hacimleri ise 407 litredir. Fren mesafeleri sıcak ve soğuk, ıslak ve kuru zeminlerde 40.6 ila 41.9 metre arasında değişmektedir. 2004 yılında yapılan Euro NCAP güvenlik testlerinde yetişkin yolcu güvenliğinden 5, çocuk yolcu güvenliğinden 4, yaya güvenliğinden ise 2 yıldız almışlardır. 2008 yılında küçük bir makyaj geçiren modelde temelde Comfort ve Exclusive donanımlar varken dönemsel olarak Blackline, Exclusive Black, Exclusive Premium, Milesium, Dynamic ve GT Line gibi donanımları da bulunmaktadır. 407'lerde ABS fren sistemi, patinaj önleme sistemi, elektronik stabilizasyon programı, perde ve diz hava yastıkları, Isofix, hızla duyarlı direksiyon gibi güvenlik ekipmanları her donanımında standart olarak sunuluyor. Ayrıca 407'lerde klima, elektrikli 4 cam, merkezi kilit gibi donanımlar ile birlikte ön arka kol dayama, ısıtmalı ve elektrikli aynalar, deri koltuklar, yol bilgisayarı, hız sabitleyici, kendiliğinden kararabilen dikiz aynası, far yıkama, far, park ve yağmur sensörleri, ısıtmalı ve elektrikli katlanır ayna, çift yönlü dijital klima, sunroof ya da cam tavan gibi donanımları da bulmanız mümkün. 407'lerin olumlu yönlerinden bahsedecek olursak, üretime başlamalarının üzerinden 16 yıl geçmiş olmasına rağmen tasarımlarının günümüz koşullarında bile beğenilebilecek nitelikte olduklarını söyleyebiliriz. Peugeot otomobillerin her kesime hitap etmemesi ve ikinci eldeki olumsuz imajı dezavantaj gibi görünse de bu durum Peugeot severler için bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Çünkü fiyatları rakiplerinden daha makul seviyelerde. Başlangıç versiyonlarında bile diz hava yastığı gibi günümüzde birçok modelde bulunmayan güvenlik donanımları standart olarak sunuluyor. Modelde sunulan diğer donanımlar ise bu bütçelerde satın alınabilecek otomobillerin üzerinde. Donanım ile yeterli iç alan birleştiğinde 407 tam bir fiyat konfor otomobili oluyor. Bu avantajından dolayı da tercih ediliyor. Modelde ağırlıklı olarak kullanılmış olan otomatik şanzımanlarda kitleme sorunları görülmüş olsa da çok fazla sorun çıkartmıyorlar ve konforlu bir sürüş sağlıyorlar. Otomatik şanzıman bir anlamda avantaj iken dezavantaja dönüştüğü nokta ise
yakıt tüketimleri. 2 litrelik motorlarda 1,5 litre kadar yakıt tüketimini yükseltiyorlar. Ayrıca ülkemizde çok fazla tercih edilen 1.6 dizel otomatik kombinasyonunun 407'lerde bulunmaması büyük bir dezavantaj. Otomatik şanzıman seçeneği sadece 2 litre ve daha büyük hacimli motorlarında sunuluyor. Peugeot 407'lerin diğer olumsuzlukları ise yeterli bir iç hacim, arka diz mesafesi bulunmasına rağmen genişliğine, sınıfına ve rakiplerine göre 407 litrelik bagaj hacimlerinin yetersiz kalıyor olması. Yani Broadway ile neredeyse aynı büyüklükte. Günümüzde C sınıfı hatchback otomobillerde bile daha büyük bagaja sahip modeller var. Otomobilin alçak olması yol tutuşta fayda sağlarken ülkemiz yol koşullarında arabanın altını vurmamak için dikkatli kullanmanız gerekiyor. Birçok markanın kullandığı 1.6 litre dizel motorlarda herhangi bir kronik problem bulunmuyor. Fakat belli bir yaştan sonra turbo kendisini sık sık korumaya alabiliyor ve devreye girmediği durumlarda araba bayılıp kalıyor. Orta bilgi ekranındaki görüntü kaybı ve piksel sorunu makyajlı kasalarda renkli ekranlara geçilmesiyle çözüldü. Ayrıca makyajlı kasalarda klima klipelerinin çabuk kırılmasından dolayı bir tarafa soğuk hava verilirken diğer tarafa sıcak hava verilme sorunu da giderildi. Birçok kimseye sorulduğunda Peugeot ikinci elde tercih edilmemesi gereken markalardan biri. Biz genel olarak sağlam olmasalar da çok fazla sorunlu olmadıklarını söyleyebiliriz. 206 ile büyük bir başarıya imza atılmasına rağmen Golf'e ucuz rakip olarak çıkarttıkları 307 ile önemli sorunlar ve memnuniyetsizlikler yaşayan Peugeot'un imajı kalıcı bir biçimde bozuldu. Zamanında ülkemizde yetkili servislere götürülen Peugeot'larda gereksiz ve sorunla doğrudan alakası olmayan parçaların değişimleri ve sınıfına nazaran aşırı yüksek servis ücretleri nedeniyle büyük bir kitle Peugeot'dan iyice soğudu. Bu sorunların birçoğu günümüzde çözülmüş olsa bile olumsuz imajı devam ediyor. 407'lerde de diğer Peugeot modelleri gibi alt takım sorunları var ve trim sesleri de oluyor. Genel olarak mevcut durumdan dolayı birçoğumuz tasarımlarını beğenmemize rağmen 407 almaya korkuyoruz. Bu durum otomobilin ikinci el değerlerine de yansıyor. Elbette her otomobil gibi alıcı satıcı kitleleri bulunuyor. Fakat 407'nizi uygun fiyatlara satmadığınız sürece ikinci elde hızlı bir biçimde nakde çeviremiyorsunuz. 407 rahat, konforlu ve donanımlı bir otomobil olmakla birlikte bazı parçalarının çok dayanıklı olmaması ve diğer markalara göre daha çabuk yıpranmaları söz konusu olabiliyor. Örneğin yan aynalarda belli bir zaman sonra boşluk oluşması sizi rahatsız edebiliyor. Ya da birçok markada 100 bin kilometrenin üzerinde kullanılabilen volantın 407'lerde 70-80 bin kilometrelerde değiştirilmesi gerekebiliyor. Gelelim 407 alırken dikkat edilmesi gerekenlere. 407'lerin piyasada olanları ağırlıklı olarak 15 yaşına yaklaşmış ve 200 bin kilometreye geçmiş dizel modelleri. Günümüzde dizel motorlar ekonomik olarak eskisi kadar avantajlı değil. Üstüne üstlük bir de yüksek motor yenileme maliyetleri de olabiliyor. Bu durum özellikle belli bir yaşı geçmiş olan otomobillerde dizel motordan uzak durmamıza neden olabiliyor. Bu anlamda kötü yakıt kullanımı ile oluşabilecek kurumlardan kaynaklı EGR valfi, oksijen sensörü gibi motor arızalarına dikkat etmekte fayda var. Egzozundan koyu renkli, yoğun duman atan, şanzımanında ya da motorunda ciddi yağ kaçakları olan modellerden uzak durmak gerekiyor. Alacağınız 407'yi farklı markaların ustalarına kontrol ettirmek yerine doğrudan 407 tecrübesi olan bir Peugeot ustasına baktırmak daha doğrudur. Aracın kilometresi, çalışmayan donanımının olup olmadığı, sürüş güvenliğini etkileyecek kadar önemli bir kazaya karışmamış olması da oldukça önemli. Bu anlamda 3 bölümden oluşan ikinci el araba alırken dikkat edilmesi gerekenler isimli serimizi izlemeniz yararlı olacaktır. Makul fiyatlı bir 407 alıp kullanırken memnun kalabilirsiniz. Fakat dizel motor ve olası diğer masrafları da düşünüp yıllık yapacağınız kilometreye göre değerlendirerek otomobil almalısınız. Videomuzu hazırladığımız Mayıs 2020 tarihi itibariyle 407'lerin ikinci el piyasalarındaki fiyatları yüksek kilometreli, ağır hasar kayıtlı ya da masraflı olanları için 36-37 bin lira seviyelerinden başlarken 2010 model civarı boyasız dolu versiyon 2 litre dizel ve düşük kilometreli olanlarında 85-90 bin lira seviyelerine bile çıkabiliyor. Nacizane bizim fiyat ve model tavsiyemiz ise ekonomik olmakla birlikte yeterli denebilecek bir performans sunan ve piyasada en yaygın olarak bulunan 1.6 litre 109 beygir gücündeki dizel modellerinin eksklusif donanımları. Bunların makyaj öncesi 2006-2007 model arası 200 bin kilometre civarı önemli bir kaza geçirmemiş olanlarını 50 bin lira seviyelerinde bulmanız mümkün. Açıkçası müzelik temizlikte olmadığı sürece bizce 407 60 bin liradan fazlasına satın alınmaması gereken bir model.
60 bin adan fazla verilecekse 2010 Focus, B5 kasa Jetta gibi daha popüler modelleri değerlendirebileceğiniz gibi 407'nin doğrudan rakipleri olan C kasa Opel Vectra, 2. 3. nesil Renault Laguna, Volkswagen Passat, Citroen C5 gibi modeller de değerlendirilebilir ki bize göre rakiplerin de kuzeni C5 biraz daha ön plana çıkıyor. Genel olarak D segmentinde makul fiyatlara, yeterli konfor ve güvenlik seviyesine sahip otomobil arayan izleyicilerimize tavsiye edebileceğimiz bir otomobil olsa da ekonomi, genel yürütme giderleri, ikinci el değerliliği, marka imajı gibi kriterleri de dikkate aldığımızda şiddetle önerebileceğimiz bir otomobil değil. Serimizin sloganı her otomobil alınabilir. Fakat önemli olan alınacak modelin durumu ve fiyatı dediğimizden orta halli, masrafı olmayan bir 407'yi 45 bin lira seviyelerinde bulursanız alınır. Fakat 60 bin liraya bulduğunuzda almadan önce muhakkak alternatiflerine göz atmakta fayda var. Umarım videomuz yararlı olmuştur ve kendiniz için en uygun otomobili alıp güzel günlerde kullanırsınız. Alınır mı serimizde görmek istediğiniz modelleri kendinize yakıştırdığınız biçimde yoruma yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videomuzu sonuna kadar izlediyseniz YouTube'un sizlere önerdiği diğer videolarımızı da karelere tıklayarak izleyebilir ve yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için Canım Penceresi kanalına abone olabilirsiniz.